Türkiye marketteki dansıyla gönülleri fetheden Nimet İyice'yi konuşmuştu uzun bir süre. Emekli resim öğretmeni olan Nimet İyice'den gelen bir haber sevenlerini üzdü. Çünkü yakınları, komşuları kendisinden 15 gündür haber alamıyordu. Aile yakınları kayıp ihbarında bulundu. Savcılık izniyle kapı çilingirli açıldı ama yaşama dair bir iz yoktu. Bugünse bir gelişme yaşandı. Kayıp öğretmen bakın nereden çıktı. Ben olmak için değil. Kamera birinde ne yapardın? Hırsızlık yaptım ben. Dansıyla tüm Türkiye'ye kendini sevdirdi. Ama komşuları balerin teyzeden 15 gün boyunca haber alamayınca Deniz'le ayağa kalktı. Savcının izniyle kapı kilit göbeğini kırıp tüm ekipler içeriye girdi. Her taraf aradı. Tüm mahalleliyi ayağa kaldıran Nimet İyice hastanede çıktı. Her taraftan haber saldık. Öğrendik ki hastalığından dolayı üniversite hastanesinde psikolojiye yatırıldığını haber aldık. Emekli resim öğretmeni Nimet İyice Akkonak mahallesinde yaşıyordu. Küçüklüğünden beri sanata ve dansa ilgi duyuyordu. Markette çok sevdiği şarkının çaldığını duyunca çantasını yere bıraktı. Ceketini çıkardı, tek kişilik şova başladı. Sonra bir anda ceketini çıkardı, oynamaya başladı müzik eşliğinde. Nakarat kısmında çok utandım. Kusura bakma, özür dilerim. Dansım verdim. Teşekkür ederim. Yeteneği ve sempatikliğiyle gönülleri fetheden Nimet İyice bu kez sevenlerini üzdü. Balerin teyzeden 15 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları polise kayıp ihbarında bulundu. Hastalıkları olduğu için biz merak ettik. 15 günden beri kendisinden haber alamadı. Hatta kapısının önündeki termikleri bile yerinden milim kımıldamadı. Savcılık izniyle polisler kapıyı kırıp evine girdi. Evi didik didik aradılar ama Nimet İyice'den bir iz bulamadılar. Dün yöneticiyle birlikte adli makamlara, itfaiye, sağlık ekiplerini 112'den aradık, bildirdik. Hatta savcılık izniyle kapıyı çilingirle açtırdık. Şükür ki evde hiç korkulacak bir durum olmadı. Sosyal medyadan kayıp mesajları paylaşılmaya başlandı. İlanları gören bir taksicinin Nimet İyice'yi son olarak hastaneye götürdüğünü söylemesiyle olay çözüldü. İyice'nin hastaneye yattığını ve 2 haftadır tedavi gördüğünü öğrenen sevenleri rahat bir nefes aldı. Öğrendik ki hastalığından dolayı üniversite hastanesinde psikolojiye yatırıldığını haber aldık. İnşallah iyileşir, evine gelir. Gitme